Arkadaşlar limit yayınlarının TYT Türkiye genel denemesinden güzel bir geometri sorusu. Yine en kısa yol sorusu arkadaşlar sorulmuş. A üstü B üstü 4 A üstü A, B üstü B 5 birim A, B 12 birim olarak verilmiş. E, kesik dik kare piramit şeklinde bir kule verilmiş arkadaşlar. Kulenin camlarını temizlemek için A noktasında bağlanan halat A üstü B üstü üzerinden geçecek ve en kısa uzunlukta olacak şekilde C üstü köşesinde bağlanacaktır. Buna göre AP artı PC üstünün alabileceğim minimum değer kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada kare dik piramit e, den bir kesit verilmiş arkadaşlar. E, burada kare piramitin etrafındaki şu normalde piramit şeklinde olsaydı ...dört tane ikizkenar üçgenimiz olacaktı. E, kesik piramit olduğu zaman burada dört tane ikizkenar yamuk elde etmiş olacağız. Aslında aradığımız en kısa mesafe şu ikizkenar kenar yamuğumuza odaklanalım arkadaşlar. Onu ben şuraya çizmiş olsam şu şekilde. Burada kullanacağımız uzunluk aslında şu. Bunun devamına bir kare eklenmiş arkadaşlar. Öyle değil mi? Normalde bu tip sorularda şöyle açarak düşünüyorduk. Sanki şu üstteki kareyi şöyle açmışız, açmışız gibi düşünün. Şuradaki ikiz kenar yamuğun devamına bir kare gelmiş. Ve bu köşeden de şu köşeye minimum şekilde birleştirilmiş. Ne yapıyorduk? Bunu doğrusal bir şekilde alıyorduk ve burada bir dik üçgen elde ederek minimum mesafeyi hesaplamaya çalışıyorduk arkadaşlar. Şimdi şurada tabandaki ikiz kenar yamuğumuzu şuraya tekrar çizersem normalde AB uzunluğu kaç olarak verilmiş? Burası 12 verilmiş. AA üstü BB B üstü uzunlukları 5'er birim olarak verilmiş arkadaşlar. Şuralar 5'er birim. A üstü B üstü de 4 birim olarak verilmiş. Yani şurada 4 birim olarak verilmiş. Ne yapıyorduk biz ikiz kenar yamukta? Şuradan dik çektiğimizde simetrik bir şekilde ayırıyordu. Burası 4 geldi. 12'nin 4'ü buradaysa 4'ü burada. 4'ü buradadır. Bakın 4, 5. Şuradaki yükseklikler kaçar birim gelmiş oldu? 3'er birim gelmiş oldu. Demek ki biz ikiz kenar yamuğun üstüne şöyle devamı olacak şekilde kareyi açtıktan sonra şurayı şöyle uzatırsak arkadaşlar şuradaki uzunluğun kaç birim geldiğini görmüş olacağız. 3 birim geldiğini görmüş olacağız. Zaten şuradaki karemizin bir kenarı da kaç birimdi arkadaşlar? Onu da bakalım. A üstü B üstü demiş. 4 birim olarak verilmiş. Burası 4 birim oldu. Şurayı da bakın 4 buradan 4 buradan 8 birim olarak hesaplamıştık. Şuradaki uzunluğumuz da kaç birim olarak gelmiş oldu? 8 birim olarak gelmiş oldu. Arkadaşlar bize sorulan mesafe şuradaki dik üçgendeki şu iki nokta arası mesafe. Yani burası A oldu. Burası da C üstü arkadaşlar. İkiz kenar yamuğun devamında kareyi açarak bu şeklimizi elde etmiş olduk. Doğrusal bir şekilde düşünmüş olduk arkadaşlar. Burada bize AC üstü uzunluğu soruluyor. AC üstü uzunluğuna biz eğer x dersek şurada Pisagor yapacağız. Bakın bu kenarımız 7 oldu. Bu kenarımız kaç geldi? 8 oldu. Burası da dik zaten. Ne yazacağız? X'in karesi eşittir 7'nin karesi artı 8'in karesi demiş olacağız arkadaşlar. 8'in karesi 64. 7'nin karesi 49, 64, 49 daha x kare 113 gelmiş olacak. Aradığımız x değeri de kök içinde 113 olarak minimum şekilde hesaplanmış olacak arkadaşlar. Ee, umarım açıklayıcı olmuştur çözümümüz. Doğru cevabın kök 113 olması gerekir.